Nedim Şener CHP PKK demin 2028 seçim desteğinin diyetini peşin ödüyor. Bu PKK demin 2019'dan beri seçimde verdiği destek karşılığı CHP'yi işlediği suçları savunmaya zorlayarak yanına çekme stratejisinin bir parçasıydı. Nasıl olduğunu anlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu 2012 yılında Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu yeni milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda Deniz Baykal partiyi MHP çizgisine yaklaştırdı. Ben HDP çizgisine yakınlaştıracağım." dedi. 2023 yılına kadar da bunu gerçekleştirdi. 10 yılda öyle bir taktikle yakınlaştırdı ki PKK'nın siyasi kolu ile 2019 yerel seçimlerinde, 2023 genel seçimlerinde ve 31 Mart yerel seçimlerinde açık işbirliği yapar hale geldiler. Yumuşama taktik, PKK, DEM ortak Kılıçdaroğlu'nun seçmenin gözünü kör eden Erdoğan ve AK Parti nefreti üzerine kurulu stratejisi tabanda yer buldu. O politikanın uygulayıcılarından Özgür Özel 4 Kasım 2023 kurultayında genel başkan oldu. Yumuşama politikası izlese de nefret siyasetini örtülü biçimde yerine ve zamana göre devam ettiriyor. Özel'in yumuşama ile kitle desteğini artırma amacı yanında umulmadık anda çok daha yüksek bir nefret diline dönüşecek siyaseti tıpkı Kılıçdaroğlu gibi PKK'nın siyasi kolu ile işbirliğine endeksli. PKK bölü saat depeli Demirtaş'a desteği, Kobani davasındaki mahkumiyet kararlarına itiraz ve PKK, Demli Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına itirazı bundan kaynaklanıyor. Bir yandan iktidarla diyalog kurarak sağ milliyetçi seçmene yönelik, yumuşama, politikasını sürdürüyor, Diğer yandan, gerekirse sertleşirim, diyerek sol ve Atatürkçü seçmeni elinde tutuyor bununla beraber PKK'nın siyasi kolu DEM ile ilişkiyi devam ettiriyor. PKK, DEM, CHP'ye tutundu. PKK, DEM ise tutunacak başka dalı olmadığı için CHP'ye yakın duruyor. İktidar değişirse bölücü politikalarının uygulamaya geçeceğini düşünüyor, elindeki tek şansı da bu. Seçim öncesi şartsız destek vermeyeceklerini de açıklamışlardı. Nitekim Kayyum atanacağını bile bile hakkında terör nedeniyle soruşturma ve yargılama bulunan 27 kişiyi seçilecek yerlerden belediye başkanı adayı yapması bu işbirliği için bir sınav niteliğinde. PKK, DEM, CHP'nin ne kadar destekleyeceğini görmek istiyor. Ve maalesef Başta CHP Genel Başkanı özel olmak üzere parti sözcüleri ve medyadaki yandaşları PKK, demin yanında yer alıp, sözde demokrasi adına kayyum uygulamasına karşı olduklarını söylediler. Özel, yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız, dedi. İşbirliği yaptığı PKK dem yönetimine başka aday bulamadınız mı diyeceklerine siyasetçiden çok bir PKK'lı olan ve yerine kayyum atanan Mehmet Sıddık Akışın adeta suçlarını savunuyor hale geldi. 3 Haziran 2024 günü kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış hakkındaki mahkeme kararı da 2 gün önce çıktı. PKK'lıyı savunmak CHP'ye kaldı. 2014'te açılan davada Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Haziran 2024 günü verdiği karara göre PKK, Demli Akışın mahkeme kararı ile sabit olan suçları şunlar: PKK, KKC yapılanmasında üst düzey görev, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi toplamak, yasa dışı yürüyüşe katılmak, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek katılım amacıyla halka ve esnafa baskı yapmak Kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK adına tehdit etmek, PKK bölücü terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer almak, dağdaki teröristlerle irtibatını sürdürmek, küçük yaştaki çocukların PKK'ya katılımını sağlamak, Hakkari'de PKK'ya yardım ve yataklık faaliyetleri, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri barındırmak PKK terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüşmek, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağlamak ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit etmek. İşte CHP ve Özgür Özel sadece geçen 3 seçimindeyi, gelecek seçimde de almayı beklediği desteğin diyetini peşin ödeyerek kayyuma karşı olduğunu açıklıyor. Yaptığının başka izahı yok. Hele demokrasi hele hukuk ile hiçbir ilgisi yok. Hakkari ilk adım ve sıradakiler. PKK, DEM ve CHP için kötü haber şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günkü konuşmasında dünyanın hiçbir demokratik ülkesi dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz. 31 Mart'tan önce ne dedik? Eğer adaylarınız herhangi bir gayri meşru gayri yasal işlemlere girmediyse onlara söyleyecek herhangi bir sözümüz yok ama gayri yasal işler yapmışsa bizler de yasaları işletiriz. Hakkari bunun ilk adımı olmuştur. Hukuk da görevini yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir." dedi. Nitekim tutuklanan Mehmet Sıddık Akış gibi hakkında terör nedeniyle soruşturma ve kovuşturma olan 26 PKK Demli Belediye Başkanı daha var. Anayasa ve yasalara açık, hakkında terör soruşturması ve yargılaması olan belediyelere Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddesince İçişleri Bakanlığınca kayyum atanması zorunlu. Buna demokrasi gerekçesiyle itiraz ya terör destekçiliği ya siyasi ikiyüzlülük ya da pazarlık kokan siyasi kurnazlıktan başka bir şey değildir.